Biz ilimizde bu teknik kamu komiteleri aracılığıyla belirlemiş olduğumuz ve 29 Ağustos'taki resmi gazetede yer alan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararının ekinde de yer aldığı gibi her ilçemiz için ayrı ayrı ürünler belirlendi. Birçok ürün ortak ve bu belirlediğimiz ürünler ilimizin toplam 4 milyon 600 bin dekarlık tarımsal üretim yapılan arazisinin yine ülke ortalamasının üzerinde bir rakamla çiftçimizi kapsayan, üretimimizi kapsayan bir modelle üretim planlamasının sunulması, üretim planlamasının çalışmasını tamamlamış olduk. Peki bu ürünler neydi? İlimizde neydi? İlimizde özellikle ortak olanlar arpa, buğday, ayçiçeği, mercimek, nohut, yine kamanda tane mısır, özellikle merkez, mucur ve kamanda yine patates üretimi ve mucurda artı olarak da aspirin arasında olduğu bir üretim planlaması, bir havza modeli geliştirmiş olduk. Sanayide kullanılan ham madde tedariğinin aksamaması. Biz 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu 85 milyon nüfusun gıda arz güvenliği, gıdaya ulaşabilmesi bizim bakanlığımızın muhtesinde bulunmakta ve bu 85 milyon insanımızın 50-60 milyonluk turizm olarak turistin yine 10 milyona yakın ya da 5 milyona yakın resmi rakamı neyse bunun mültecinin beslenmesi, gıda arz güvenliği sağlanması gerekmekte. Tabii dünyada oluşan bir de gıda milliyetçiliği var. İşte herkes kendi gıdasını, bazı stratejik ürünlerde kendi kendimize yetmemiz gerektiğini de bu çalışmayla bir anlamda gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bu ürünler neydi? Özellikle hububatta buğday, arpa ve tane mısır, baklagilde nohut, mercimek, kuru fasulye, yağlı tohumlarda aspir, soya, kanola ve yağlı kayçiçeği gibi ürünler. Diğer taraftan pamuk ve yem bitkileri olmak üzere 13 ürün belirlenmişti. Biz az önce belirttiğim gibi teknik komite çalışmalarımızla, teknik komitelerle burada kurmuş olduğumuz, çiftçilerin olduğu, ziraat odasının olduğu, üniversitelerin olduğu, ilgili kurum ve kuruluşların olduğu teknik komitelerle burada almış olduğumuz kararı bakanlığımıza gönderdik. Burada bunun neyi kapsadığını anlatmak için şunu ifade etmem gerekiyor. Yine geniş ölçekte baktığımız zaman ülkemizdeki 25 milyonluk bir tarımsal üretim yapılan sahanın yaklaşık olarak 20 milyon hektarlık alanı tarla bitkileri üretimi yapılmakta. Bu kapsamda da yine bu belirlenmiş olan 13 ürün ülkemizdeki bu tarla bitkileri içerisinde 15.6 milyon hektarla yaklaşık olarak %77'sini kapsamakta. Aynı şekilde bizde de, biz ilimizde bu teknik kamu komiteler aracılığıyla belirlemiş olduğumuz ve 29 Ağustos'taki resmi gazetede yer alan, yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararının ekinde de yer aldığı gibi her ilçemiz için ayrı ayrı ürünler belirlendi. Birçok ürün ortak ve bu belirlediğimiz ürünler ilimizin toplam 4 milyon 600 bin dekarlık tarımsal üretim yapılan arazisinin yine ülke ortalamasının üzerinde bir rakamla çiftçimizi kapsayan, üretimimizi kapsayan bir modelle üretim planlamasının sunulması, üretim planlamasının çalışmasını tamamlamış olduk. Peki bu ürünler neydi? İlimizde neydi? İlimizde özellikle ortak olanlar arpa, buğday, ayçiçeği, mercimek, nohut, yine kamanda, tane mısır, özellikle merkez, mucur ve kamanda yine patates üretimi ve mucurda artı olarak da aspirin arasında olduğu bir üretim planlaması, bir havza modeli geliştirmiş olduk. Peki bu ne anlam ifade edecek? Bu biraz sonra anlatacağım yeni destekleme modeliyle çiftçimizin artı desteklenmesinin önünü açan, çiftçimize yeni gelir
oluşturan bir sisteme dönüşecek.